Efendim hoş geldiniz. Yeni bir Renault 9 Broadway videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz Renault 9 Broadway'imizi kışa hazırlamak olacak. Kışa özellikle İç Anadolu bölgesinde donun soğun olduğu yerlerde arabamızı hazırlarken ilk başta yapacağımız olduğumuz işlem e, arabanın soğutma sisteminin antifrizini ölçtürmek olacak. Siz bölgenize göre, eksi derecesine göre antifrizini ölçtürüp ona göre derecesini bir yağcıya değiştirin, düzelttirin. Eğer çok ölmüşse, içi çamurlaşmışsa antifrizini değiş, değiştirin arkadaşlar. Değilse birazcık boşaltıp üzerine antifriz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu konuda tavsiye edeceğim antifriz markası konusunda tavsiye edeceğim marka Petrol Ofisi'nin yeşil antifrizidir. Hem ucuzdur hem de yıllarca 15 senedir ben bu markadan şaşmam. Ee, hiçbir sistemine de hiçbir plastik aksamına da zarar vermeden yıllardır kullanıyorum dostlar. Kışa girerken ikinci önemli husus da motor yağı arkadaşlar. Motor yağıdır. Siz motor yağını kışa girerken 15 40 yağ kullanırız. Kış çıktıktan sonra da 20 50 yağ kullanmanız motorun aşınması açısından, motorun performansı açısından daha mantıklı olacaktır. Neden biz kışın 15 40 yağ kullanırız? Çünkü kışın hava soğuk olduğu için malum ya donacaktır. En ince aralara, işte külbreyterin arasına, horozların arasına kalın yağ giremeyip ilk çalışmada soğuklukta daha çok aşındırma meydana getireceği için ince yağ kullanırız. Peki yazın niye böyle? Yazın işte aynı mantıkta hava çok sıcak olacağı için ince yağ çok fazla daha motor sıcaklığıyla birlikte incelip düzgün bir yağlama yapamayacağı için biz kışın 15-40, yazın 20-50 yağ kullanırız özellikle ısrarla ustanızdan bu şekilde isteyebilirsiniz. Ama 20-50'de kullanırsanız bir şey olur mu? Olmaz. 15 senedir ben bu şekilde kullanıyorum ama bu işin mantığı doğrusu e, fabrika verileri bu şekilde. Karar sizin bütçe sizin arkadaşlar. Bütçe derken bütçeden kastım 15-40 20-50 yağa göre birazcık daha pahalıdır canlar. En önemli mevzulardan bir tanesi de silgiler arkadaşlar. Kışa girerken mutlaka silgilerimizi eğer ölmüşse, düzgün silme yapmıyorsa ve silerken iz bırakıyorsa mutlaka silgileri değiştirelim. Bunun normal silgilerinin uzunluğu bu kadar değil. Ben uzun kullandım. Uzunun avantajı daha çok camı siliyor ama dezavantajı da motoru birazcık zorlayabilir. O yüzden orijinalini kullansanız iyi olur. Ben mus tipini seviyorum. Bu tip biraz daha arabayı biraz daha böyle dolgun gösterdiği için bunu kullanıyorum ama bunun yine orijinal de mus tip değil. O eski klasik şöyle arası yaylı olanlar var ya. Bundandır. Ee, karar sizin. İki tipten de kullanabilirsiniz dostlar. Peki cam silgisiyle paralel olarak e, cam suyu da çok önemli. Eğer cam suyunu normal antivir normal su koyarsanız bu donacaktır. E, sisteminiz hortumunuz ve yukarıdaki memele donup ta yaza kadar açamayacaksınız. Çok önemli. Yazın bile olsa yazlık antiviriz kullanın kışında mutlaka e, kışlık antivirizi kullanın ki e, yolda giderken karda buzda camı sildirmek gerçekten zor oluyor. Peki ben bu işler için ne kullanıyorum derseniz ben saf buna normalde 4'te 1, 3'te 1 oranında hava sıcaklığına göre antifriz ayarlanıp konuyor ama antifriz derken de motorun antifriziyle karıştırmayın. Cam suyu antifrizinden bahsediyorum. Ya da cam sili direkt boşaltabilirsiniz öyle daha sağlıklı oluyor. Suyu kaşırdığı, su karıştırdığım zaman zamanla donduğu için hiç riske girmiyorum. Direkt 5 litrelik, 3 litrelik bidonlarda aldığım cam antifrizlerini bunun içine döküp direkt kullanıyorum arkadaşlar. Bu da en önemli mevzulardan bir tanesi. Diğer önemli mevzulardan bir tanesi, malum kışın araba ilk çalışmasında çok soğuk olacağı için ya, eksi 20'lerde eksi sallıyorum belki bazı yerlerde 30'larda e, o seviyelerde belki çalıştıramayacaksınız bile ama o soğuklarda e, araba direkt ön tarafın havasını soğuk havayı değil de içindeki valf yardımıyla egzozdan gelen sıcak havayı vakumlayıp bir an önce e, motoru ısıtması arabanın aşınması açısından önemli bir konu. Eğer şu parçanız yok ise de e, bu parçadan bir tane temin edin arkadaşlar. Buna paralel olarak da bunun içindeki e, hava yönlendirme e, valfinin de kontrolü çok önemli. Arkadaşlar bu hava yönlendirme valfinin e, burada cıva ile çalışan şöyle bir parçası var. E, o parçayı nasıl deneyeceksiniz? Ben hiç denemedim ama e, muhtemelen olacaktır. Bir saç kurutma makinesiyle ya da sıcak hava e, hava tabancasıyla buraya sıcaklık üfleterek burayı da yaktırmadan bu şurayı da yaktırmadan, şu kısımları da yaktırmadan saç kurutma saç makinesi bu iş için e, ideal olacağını düşünüyorum. Eğer sıcak hava tabancası da kullanırsanız e, plastiği yaktırmayın çünkü onlar da 600 dereceye kadar sıcak hava veriyor. O şekilde e, bu valfin çalışıp çalışmadığından da emin olsanız motor sıhhati açısından iyi olacaktır dostlar. Otomobillerin en çok kışın etkilendiği parçalardan bir tanesi de akülerdir arkadaşlar. Bakın Sığ tesisatçılardan ısı yalıtım e, hortumunun dışına kullanılan şöyle ısı yalıtım e, süngerleri var. Bu süngerlerden alıp akünüzü güzelce e, bu şekilde sarıp kışa hazırlığını e, yapmış olursunuz. Dış etkenlerden baya baya korur ve akünüz e, böylelikle daha uzun şekilde e, marşa basma gücü size sağlar arkadaşlar. Eğer akünüz bayağı bir 5-6 sene ömrünü doldurdu böyle bu havalarda birazcık böyle çalışırken sizi zorluyorsa hiç uğraşmayın gidin güzel, iyisinden hatta ve hatta e, mutluyu kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlu aküden bir tane alın ve 72 amperlik olsun arkadaşlar. 72 amperlik olsun. E, özellikle Broadway'lerde e, LPG'li olduğu için uzun marşta çalışıyor araba o yüzden... Akünün kuvvetli olması lazım. Normalde bunların aküsü yanılmıyorsam, 60 amper civarlarında küçük akü almayın. Ucuz olur ama marşa basma süresi biraz daha kısadır. Özellikle ısının çok böyle eksi 20'lere 25'lere düştüğü memleketlerde akünün küçük olması size ciddi problem oluşturabilir dostlar. Gelelim kışlık lastik mevzuna. Eğer yollarınıza kar düşüyorsa, karlı bir memlekette yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka kar lastiği kullanmanız lazım. Eğer hiç kar lastiği kullanamıyorsunuz da lastikleriniz kabaksa mutlaka lastiklerinizi değiştirin. Kabak lastikle yeni lastiğin arasında bile kışın kullanırken çok çok fark oluyor ama kesinlikle ve kesinlikle ben diyorum ki kışın karlı yollarda kar lastiği kullanın. Kar lastiğiniz de eğer Eskimizse, imal tarihi eskimizse e, onu da 5 seneden sonra fazla kullanmayın. Zaten malum bu arabalar hafif araba e, yere basan tek şeyleri lastik. O yüzden e, kaliteli ve taze lastik kullanmaya çalışın ki e, o hafifliği o şekilde absorbe edelim arkadaşlar. İmal tarihini nereden anlarız dersek. Bakın arkadaşlar şurada şu çizginin içinde... Ovali'nin içinde. Şurası imal olduğu hafta. Şurası da imal yılı. İki, iki, 2014'ün ikinci haftasında üretilmiş bir lastik. Aslında benimkinin de zamanı geldi. Değiştirmem lazım. Ben bunun tecrübesini yaptım. Yıllar önce e, bayağı bir 6-7 senelik bir lastiğe bindim. Sonra gittim. E, bundan önceki lastiğim neydi? Bristol'du. Taktıktan sonra inanın yol frene bastıktan sonra fren mesafesi yazın müthiş değişti. O yüzden taze lastik kullanmaya özen gösterin dostlar. Konforumuz için kışın vazgeçilmezlerinden olan kalorifer ısıtma sistemi. Bu çok önemli bir mevzu. Bununla alakalı da çok fazla soru geliyor. İşte bunu e, porçözde temizleyenler var. Değişik kimyasallar döküp temizleyenler var. Bence e, onlara bir şey demiyorum. Yaptıktan sonra randıman aldığına dair yorum alamadık. Arkadaşlar eğer kalorifer peteğinizde e, bir problem varsa eğer randımanlı bir şekilde ısıtmıyorsa yapacağınız tek şey e, parasına puluna bakmayacaksınız. Çünkü önemli bir mevzu arabanın içinde buz gibi gidilmez. Kalenin bir adet radyatörünü alacaksınız. Taktıracaksınız. Kale marka özellikle ve özellikle diyorum kale marka alıp düzgün bir elektrikçiye, düzgün bir şekilde taktıracaksınız. Yıllarca kullanacaksınız. Eğer antifrizinizi e, sürekli düzgün değiştirir e, ve kaliteli bir antifriz koyar. Arabanıza da saf su koymazsanız 15-20 sene o sizi bu şekilde, randımanlı bir şekilde size hizmet edecektir arkadaşlar. Bana gelen sorularda hep şunu soruyorlar. İşte ortadan soğuk hava gelir, geliyor. Evet, ortadan soğuk hava gelir. E, bu yanlardan Ayak taraflarından, yine bu şoför tarafından, sol taraftan ve ayaklara vermek için şuralardan yönlendirme valfi var. Yönlendirme e, valfinden sıcağı aldığınız zaman sıcak gelir, soğuk aldığınız zaman soğuk gelir. Bazı arkadaşlar da şunu soruyor. Diyor ki ben bunu kapatmama rağmen hala sıcaklık geliyor diye. E, belli bir oranda özellikle çok... E, sıcak havalarda motorun ısısıyla birlikte e, bu ayağa belli bir sıcaklık gelir. Normal ama sizin bu, bu yönlendirme valfiniz belli bir sertlikte değilse arka tarafındaki yönlenme, yönlendirme halatları ile ilgili valfiyle ile alakalı bir problem olabilir. E, dediğim gibi düzgün bir elektrikçiye söktürüp baktırmanız lazım. Hiçbir şey yapamazsanız bakın şu parça şuradan Öne doğru böyle şuralardan böyle asıldığınız zaman öne doğru geliyor. Şunları şu başlıklar çıkardığınız zaman ön tarafa doğru geliyor. Eğer basit bir şey gibi ya da yapabilirim derseniz basit bir şey ise iç taraftan söküp bir durumu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Motor yağından bahset derken unuttuğumuz bir konu vardı Şanzıman yağı kontrolü. Bakın şurada bir tapa var, şu tapa. O tapadan açtığınız zaman düz bir zeminde yağın altın renginde berrak bir şekilde Çıkması, akması lazım. Eğer akmıyorsa bilin ki yağınız eksiktir. Ee, İstanbul'dan bir arkadaşım e, var. Sürekli konuşuruz. İsim hafızam birazcık zayıftır. Hakkını helal etsin. Ee, sürekli görüştüğümüz, karşılıklı bilgi araştırışı yaptığımız bir arkadaşım var. Ee, arkadaşlar, şanzuman yağının kalınlığı ben yıllardır 90 numara koyuyorum. Ama... Ben bunun kataloğuna baktığımda fabrika 80 numara yağdan bahsediyor. Özellikle vites geçişleri birazcık kışın sert oluyor arkadaşlar. 80 numara yağı koyduktan sonra arkadaşım dedi ki çok fark etti abi dedi. Daha vites geçişleri daha yumuşak olur dedi. Aslında ben de bir gün 80 numara yağla değiştirip kontrol etmek istiyorum. Hakikaten benim de bazen viteslerim zor geçiyor. Şunu söyleyeyim. Vitesler sabahları özellikle şanzımanın yağı daha ısınmadan soğukken zor geçiyor. Isındıktan sonra düzeliyor ama sabahları da geçerken şöyle bir tüyo vereyim size. Debreje bastınız. Vitesi ileriye doğru attınız. Zor geçiyor. Hafiften debreji bırakın. Tekrardan bastırın. Dişler böyle hareket edince böylelikle kolay geçecektir. Özellikle özellikle kırmızı ışıklarda durduğumuz zaman vitese geçirememe gibi problem oluyor. Arka taraftan korunuya basıyorlar falan. E, ciddi problem oluyor. Tam o sırada dediğim gibi debreje bastık. Vitesi attık. Baktık böyle zorluyor. Geçmiyor. Hafiften debrejimi bırakır gibi yapın. Tekrar bassın ki dişler hareket edince birbirine denk gelip kolaylıkla geçecektir. Bu da e, aklınızın bir köşesinde olsun. Dediğim gibi Renault 9 bu biraz e, vites zor geçebiliyor arkadaşlar. Son olarak da Yine dediğim gibi soğuğun olduğu İç Anadolu bölgesinde araç kullanıyorsanız mutlaka arabanızı kışa girmeden önce güzel bir özellikle ve özellikle motor yıkamasını yapın. Çünkü bir daha yaza kadar suyla araba temas etmeyecek. Pisliğinden pasandan arınsın ki alt tarafında gizli kalan saklı kalan yerler ortaya çıksın ona göre de bakımını yapabilelim diye bir de Motoru kaldırıp da şöyle tertemiz motor gördüğüm zaman benim içim açılıyor arkadaşlar. E, temizi gerçekten severim. E, dışını, motoru ve iç aksamını, arabanın iç dış her yerini güzel yıkatın. Sezon biterken de özellikle memleketinizde yola kardan dolayı tuz atılıyorsa sezon bi biterken de bir kere motorun düzeltiyorum şasenin altını komple arabanızın altını komple bir kaldırtın e, güzelce bir yıkattırın ki e, o tuzdan arınsın e, arabanızın altı çürümesin arkadaşlar uzun müddet size hizmet edebilsin diye dostlar benim aklıma gelenler bu şekildeydi unuttuğum bir şey olursa yorumlar kısmına yazın cevaplamaya çalışırım böylelikle de bir videomuzun sonuna gelmiş olduk kanalımızı beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın. Esen kalın dostlar.